Evet. Şimdi başlıyoruz dersimize. Dersimize başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Tamam, hazır mıyız? İlk 10 dakika. İlk 10 dakika sıkılsan bile dinle. İlk 10 dakika sıkılsan bile dinle. Bak bir daha söylüyorum. Sıkılsan bile dinle. Bir yere varmak istiyorum çünkü, tamam mı? İlk 10 dakika sadece dinlemeni istiyorum. Var mı anlaşılmayan bir yer? Analizin artıya. İlk 10 dakika ne olursa olsun dinle. Sıkılsan bile dinle. Tamam mı? Anladıysanız başlıyorum. Anladıysanız başlıyorum arkadaşlar. Başlıyorum, başlıyorum, başlıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi çıkmış bir sınav sorusu. Ses olaylardan hangisi yoktur diye bir soru sormuş. Şimdi aklınıza şu geldi. Hocam, Alef'te dil bilgisi yok diye aklından geçiren var mı? Alef'te dil bilgisi yok diye aklına geçiren var mı? Şu an Alef'te dil bilgisi yok diye aklına geçiren var ise arkadaşlar, tamam mı? Alef'te dil bilgisi yok ama benim varmak istediğim olay farklı bir yer. Tamam mı? İlk 10 dakika saçma da olsa dinle. Tamam mı? Saçma da olsa dinle, bir başlayalım. Şimdi çıkmış bir sınav sorusu bu. Burada arkadaşlar cevabımız, bu sorudaki sorumuz benzeşmeydi. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bunda hiçbir sıkıntı yok. ÖSYM sorularda geriye doğru gitmeyi çok sever. Bak bir daha söylüyorum. Neyi severmiş? Geriye doğru gitmeyi çok sever. Çıkmış bir sınav sorusuydu. Peki geriye doğru gittiğimiz zaman arkadaşlar, burada bunun cevabı ne? D şıkkına cevap, diğer D şıkkında hangi şık var? Ünsüz düşmesi var. Doğru mu? Bakın ünsüz düşmesi var. Bir sonraki yıl ÖSYM ne yaptı? Geliyoruz arkadaşlar. Diğer soruya geliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir gelelim sorumuza. Bakın D şıkkının ünsüz düşmesi var. Doğru mu? 2018 sınav sorusu az önceki. Peki 2019'da neyi sordu arkadaşlar? Cevap ünsüz düşmesi. Gördünüz mü? Bir geriye gitti. ÖSYM geriye gitmeyi çok sever. Peki sana soruyorum. Bu 2019'da. Bundan sonraki soru ne? Bir gerisini daralma. Doğru mu, yanlış mı? Bak ne geldi? Daralma geldi. O zaman geriye gideceğiz. Doğru mu? Arkadaşlar 2020'de neyi sormuş arkadaşlar? Bakıyoruz hemen. 2020'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar, baktığımız zaman cevap neydi? Ünlü daralmasıydı. Gördün mü? İşte ÖSYM geriye gitme dediğimiz olay bu. Peki aynı yıl farklı bir sınava gidelim. Aynı yıl farklı bir sınava gidelim. Yine daralmaydı cevap arkadaşlar. İşte ÖSYM geriye gitme dediğimiz olay buydu. Tamam arkadaşlar. Peki daralmaydı bunun cevabı. Tamam mı? Arkadaşlar daralmaydı bunun cevabı. Bunun gerisi ne? Ünsüz yumuşaması değil mi? Bir başka, yani bir sonraki yılda cevap ünsüz yumuşamasıydı. Adam geriye gitme olayını çok çok seviyor. Bakın bunu birazdan Ales'e bağlayacağız. Şimdi devam edelim. Devam edelim. 2017 yılında çıkmış bir sınav sorusu. Bakın tekrar söylüyorum. 2017 yılında çıkmış bir sınav sorusu. Bunun cevabı Uzungöl Beldesi'ydi. Belde küçük yazılır çünkü. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Beldenin B'sinin küçük yazılmasında hiçbir sıkıntı yok. Cevap C'ydi. 2019'a geliyoruz. 2019'a. Ben 2019'da sınavdan bir gün önce tüm takipçilerime şunu dedim. Eski Yunan tanrılar sözcüğündeki tanrı sözcüğü küçük yazılır. Sınavda bekliyorum diye paylaştım. Ve 2019 sınavında geldi. Antik Yunan'da tanrılardaki T küçük olacaktı. Peki hocam ben bunu nasıl bildim? Bakın 2019 sınav sorusuydu. Ben bunu nasıl bildim? Uzaydan bilmedin değil mi? 2017'ye geri gidelim. 2017'ye geri geldik. E şıkkını okur musunuz? E şıkkını. E şıkkına bir bakalım arkadaşlar. E şıkkında ne diyor? Homeros'un eşsiz eserlerini eski Yunan tanrıları. Peki 2017 E şıkkında verip 2019 KPSS'ye sordu mu? Sordu. İşte ÖSYM dikkatli öğrenci ölçüyor arkadaşlar. Dikkatli öğrenci ölçüyor dediğimiz olay bu. Bak bitti mi, bitmedi. Devam edelim. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Arkadaşlar ÖSYM bizim yönetici orada mı? Yönetici arkadaş orada mı? Yönetici arkadaş orada mı? Yönetici arkadaşımız. Yönetici arkadaşımız orada mı? Ses gelmiyor diyen arkadaşlar bir yazabilir misin ya? Ses alamıyorum diye ısrarla yazıyor ya. Dikkatimizi dağıtıyor. En azından ses açma mikrofon diye yazar mısın? Rica etsin sana kardeşim. Tamam. Ses alamıyorum diyenlere bir ses diye yazarsan
Devam edelim arkadaşlar. Peki D şıkkında ÖSYM neyi sordu? D şıkkında ÖSYM neyi sordu? Emirgan Camisi'ni sordu. E şıkkında neyi sordu? Çeşme'yi sordu. Bakın çıkmış bir KPSS sorusu. 2021'de neyi sordu biliyor musunuz? Bakın yine gelelim. 2021'e gelelim. 2021'de. E şıkkında tekrar Çeşme'yi. D şıkkında tekrar camiyi sordu mu? Sordu. Bak sistemini hiç değiştirmiyor arkadaşlar. Hiç değiştirmiyor. Döndürüp döndürüp aynı mantığı kullanıyor. Gördün mü ÖSYM'nin sistemini? Bitti mi bitmedi. Peki başka bir sınavda. D şıkkında Ulu Cami. Yine D şıkkında camiyi sormuş mu? Sormuş. Gördünüz mü? Adam şıkları bile değiştirmiyor. İşte biz buna ölçme değerlendirme diyoruz. Peki bu parçada yine bir çeşme kelimesi geçiyor mu? Geçiyor bakın. Hep mantık aynı. Mantık aynı, mantık aynı. Peki devam edelim. Çıkmış bir sınav sorusu. Gün kelimesi nasıl yazılır? Gün kelimesi nasıl yazılır? Küçük yazılır değil mi? C şıkkında bunu sormuş bakın. C şıkkında bunu sormuş. Adam ne yaptı biliyor musun? Adam geldi bakın yine farklı bir yine bakın ilerleyen bir yani 2012'de ilerletebilirsem C şıkkına tekrar günü sormuş mu? Tekrar günü sormuş. Gördünüz mü? Ben ne yaptı biliyor musunuz? Peki babalar günü, anneler günü deseydi nasıl olurdu? Büyük olurdu. Onu da sor. Adam sistemini değiştirmiyor. Bak şimdi. Çok farklı yerlere geleceğiz. Çok farklı yerlere geleceğiz. Şimdi ALES'e başladık artık. ALES'e doğru geldik. ALES'te altı çizili kelimeler soruyor mu? Soruyor. Burada en fikir miyiz? ALES dediğimiz sınavda 50 soru var arkadaşlar. İlk 4 soru boşluk doldurmak. Daha sonra akışı bozan. Daha sonra kesin yer mi? Yer değiştirmek. Baştan 4. olur sıralaması olarak. Altı çizili çoklu sorular ve sözel mantık diye gider. Altı çizili kelimeler geliyor. Peki hocam altı çizili kelimelerin ucu bucağı yok. Ben bunu nasıl bileceğim? Bakın çıkmış bir sınav sorusu yalın kat kelimesini sormuşlar. Bunu arkadaşlar TYT'de sordular. Bir sonraki ne yaptılar biliyor musunuz? Farklı bir sınavda. Bakın KPSS'de tekrar yalın katı sordular. Gördünüz mü? Hiç değiştirmedi. Altı çizili kelimeyi bile değiştirmedi. Değiştirmedi. Ben sınavdan önce altı çizili kelimeleri beklediğim bir PDF hazırladım. Bakın. Altı çizili kelimelerini beklediğim bir PDF hazırladım. Yeni. Yani Kasım'da sınav yapıldı ya. Böyle anlatıyorum. Kelimeler hazırladım. Risk aldım. Böyle diyorlar ya risk. Hazırladığım kelimeler ALES'te altı çizili olarak geldi. Bakın Kasım'da. Yeni bir sınavdan bahsediyorum. Kasım'dan önce hazırladım. Kasım'da ALES'te geldi. Bu kelimeleri sana göndereceğim. Bunların Nisan'da da gelecek. Bak net. Altı çizili kelimelerde neler beklediğinde ilgili Kasım ayında bir dosya hazırladım. Bunlar Kasım'daki sınavda geldi. Şimdi bu dosyayı sana yine vereceğim. Nisan'da da gelecek. Tamam mı kardeşim? Devam edelim, devam edelim. Bakın 2012'de DGS'de gelmiş bir sınav sorusu. Fotoğrafın olmadığı dönemler diye başlıyor. Gördünüz mü? Duvar resimleri diye devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. 2012 sınav sorusu bu. 2017 yılında ne sordular biliyor musunuz? Aynı soruyu bir daha sordular. Gördünüz mü? Bakın bir geri gideyim. Fotoğrafın olmadığı dönemler. Bakın bir sonraki. Yine fotoğrafın olmadığı dönemler. Gördünüz mü? Aynı soru. Aynı soru. 2017'de tekrar gelmiş mi? Bakın paragrafın aynısını soruyor ya. Paragrafın aynısını. Gördünüz mü? Demek istediğim mesajı anlayan var mı? Varmak istediğim yeri anlayanlar bir artı yapsın. Arkadaşlar bakın ÖSYM'nin dilini anlatıyorum şu an. ÖSYM'nin dilini anlatıyorum. Anladık mı? Şimdi size ilginç bir şey anlatacağım. İlginç bir şey anlatacağım. İptal edilen sınavdaki paragraf sorusu, iptal edilen sınavdaki paragraf sorusu 2021 dikey geçiş sınav sorusu. İptal edilen sınavdaki paragraf sorusunun aynısı 2021 dikey geçişteki sınav sorusu. Çıktı. Daha sonra sınav iptal edildi. Tamam. Sınav iptal edildiği dönemde bana öğrenciler şunu sordu. Şu an içine bunu soran da vardır. Hocam komisyon değişmedi mi? Sorular silinmedi mi diye aklına gelen var mı? Hocam komisyon değişti. Sorular değişmedi diye aklınıza gelebilir değil mi? Bana o dönemde de öğrenciler sordu. Ben öğrencilere şunu dedim. Arkadaşlar sorular silindi. Ama çıkmış sınav soruları silinmedi. Doğal olarak bu adamlar çıkmış sınav sorularını soruyor. Ve 2022'deki iptal edilen sınavdan sonraki sınavdaki altı çizili kelimenin aynısını 2005-2006 yılında tekrar sormuştu.
Bak hiç değiştirme. Kravatlı bir soruyla hatırlarsanız yine aynısını sormuş. Yani arkadaşlar sistem değişmez. Devam edelim. Şimdi hangisinden önce ve sonra sorular? Sınavda geliyor mu? Geliyor. Bu sorulardaki taktiğin şu olsun kardeşim. Taktiğin şu olsun. Eş anlamlı kelimeleri bil. Bak eş anlamlı. Özellikle müziğe verdiği önemli özgünlük. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor? Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor? Bunu söyleyin. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor? Söyleyin bana. Yanlış da olsa yazın. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Soruyu kaldırayım. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor? Söyleyin. Bak yanlış da olsa bir şey söylemen lazım. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor? Kendine az, kendine az, kendine az, kendine az, kendine az. Evet, 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 evet. Peki 2 numara okur musunuz? 2 numara okur musunuz? 2 numara. Kendine has. Gördük mü? Gördük mü? Gördük mü? Cevap bursaydı. Eş anlamlı kelimeleri bilmenin önemini anladın mı? Bak çıkmış bir sınav sorusu. Ben hazırlamadım. Al sana başka bir sınav sorusu. Al sana başka bir sınav sorusu. Şimdi eş anlamlı kelimelere bir bakalım. Şimdi burada 6 çizili kelimeye bir bakalım. Bu konudaki yeteneklerini göstermek için tanrı figürleri. Allah aşkına. Yeteneğin eş anlamlısı nedir? Yeteneğin eş anlamlısı nedir? Bana söyler misiniz? Yetenek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Söyleyin. Yetenek kelimesinin eş anlamlısı. Kabiliyet olur. Doğru. Başka? Kabiliyet. Yetenek kelimesi eş anlamlısı. Arkadaşlar. Beceri olur mu? Kabiliyetten başka beceri diyebilir miyiz? Peki maharet diyebilir miyiz? Maharet diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Doğru mu? Peki 4 numarada maharet var mı? Var. Cevap deniz. Gördün mü ÖSYM'yi? Arkadaşlar ÖSYM'nin mantığını anladın mı? Bak adam eş anlamları saklıyor. Eş anlamları saklıyor. Gördünüz mü? Tamam mı? Arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Ses gelmiyor diyen arkadaşa defalarca sistem yöneticimiz sesle ilgili mesaj attığı halde hala ses gelmiyor diyor. Ses geliyor mu arkadaşlar? Bir daha yazalım. Ses geliyor diye yazar mısınız rica etsem? Arkadaşınız görsün. Ses geliyor diye yazın. Görsün arkadaşlar. Ses geliyor diye yazın da görsün. Tamam. Evet, 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 evet. Evet. Devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Tamam. Var ya şu an acayip derecede var ya. Arkadaşlar çek git bebeğim şarkısını dinlemek aklıma geldi. Çek git bebeğim şarkısını dinlemek var ya içimden geldi var ya. Acayip geldi arkadaşlar. Vallahi billahi. Ne oldu? Size bir tane olay anlatayım. Arkadaşlar. Derse gittim. Tamam mı? Arkadaşlar. Yozgat'a derse gittim. Tamam mı? Arkadaşlar. Yozgat'a derse gittim. Bir gün sonra da dersim var. Tamam mı? Yemeği yedim. Otobüs biletini aldım. Ankara'ya dönüyorum. Kırıkkale'ye bir geldim. Ulan diyorum ki ben nereye gidiyorum? Kafa dalmış. Ders olduğunu unutmuşum. Uyumuşum. Kafa bir anda gitmiş. Kırıkkale'de indim. Yağmur, kar, fırtına, boran. Zaten arkadaşlar rezil oldum. Otobüs bulacağım diye tekrardan oradan buldum. Geriye döndüm. İnsan bazen dalabiliyor, gidebiliyor. Siz de paragraf sorusu çözerken böyle daldığınız oluyor mu? Başka hayallere daldığınız oluyor mu arkadaşlar? Böyle paragraf sorusu çözerken kendinizden geçtiğiniz, farklı şeyler düşündüğünüz size de oluyor mu? Başınızın ağrıdığı oluyor mu? Yoksa olmuyor mu? Değil mi? Paragraf sorusu çözerken evet eş anlamlara tamam mı? Tamam. Evet, devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Evet. Bakın, herkese seslenen bir dünya bilgesi olma diyor. Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma diyor. Arkadaşlar, herkese seslenen bir dünya bilgesi olma sözünden ne anlıyorsunuz? Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma sözünden ne anlıyorsunuz? Söyleyin bana. Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma sözünden ne anlıyorsunuz? Bekliyorum. Evrensel değil mi? O zaman cevabımız ne? Evrensel. Cevap Denizli. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Cevabımız kesinlikle neymiş? Arkadaşlar evrensel olacak.
Bunun mantığını anladık mı arkadaşlar? Mantığını anladık mı? Tamam mı? Demek arkadaşlar neymiş? Altı çizili kelimelerde eş anlamlıları bileceksiniz. Tamam mı değerli dostum? Bileceksiniz. Net. Şimdi yeni bir sorumuza geldik. Kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Bak şimdi. Bunu sordular 2019'da. Amerikan armudu olarak bilinen meyveyi sordular. Avokado. Avokadoyu sever misiniz? Endiye çok güzel bir bitkidir. Bitki diyorum, meyvedir. Bu endiye avokadoyu var ya, kesinlikle öneririm. Var mı avokadoyu sever? Arkadaşlar, avokado çok güzeldir, öneririm. Tuttu, 2019'da sordu, tamam mı? Bunu tutturduğumuz zaman arkadaşlar, nasıl tutturdun diye millet sordu. Yahu adam ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Bakın, sınavdan önce, farklı bir sınavda, bakın neyi sormuş. Amerikan armudu olarak bilinen avokadoyu sormuş. Gördünüz mü? Gördük mü arkadaşlar? Sınavlarda geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Tamam. İşte ÖSYM'nin dilini bilirseniz bu işler biter arkadaşlar. Tamam. ALES'te başarılı olmanın tek bir yolu var arkadaşlar. Sorumunu çözüyorlar da değil. ALES'te başarılı olmanın tek yolu beni dinlemek. Bitti. Dinle beni arkadaşlar. 45 ve üzeri yaparsın. Tamam arkadaşlar? 45 ve üzeri yaparsın. Var mı anlaşılmayan bir yer? Anlaşılmayan bir yer var mı? Geliyor arkadaşlar yeni sorumuza. Şimdi değerli dostum, kıymetli arkadaşlarım. Biraz hızlanalım. Şimdi boşluk doldurma sınavlarda geliyor mu? Sınavlarda boşluk doldurma geliyor mu arkadaşlar? Boşluk doldurma geliyor mu sınavlarda? Geliyor değil mi? Bakın ne yapmış biliyor musunuz? Gelmiş buradan almış. Beni tanıyanlar okuma yazmışlar. Büyük bir devamı olacak ilgim. Devamı olacakmış ilgim. Gelelim geriye. Geriye bir gelirse. Bakın ne var cevapta ilgim. Gördünüz mü? Geliyor. Şimdi ilk 15-20 dakika ÖSYM'nin dilini anlatmaya çalıştım. Nelere dikkat ettiğini anlatmaya çalıştım. Anladık. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. O zaman ilk olarak neyi bilmemiz lazım? Eş anlamları bilmemiz lazım. Bana söyler misiniz? Tren kelimesinin eş anlamısı nedir? Tren eş anlamısı nedir? Şimendiferdir arkadaşlar. Neymiş? Şimendifer değil mi? Bir de kara tren gecikir belki hiç gelmez. Sesim de çok kötüymüş, onu anlamış olduk arkadaşlar. Tren eş anlamısı neymiş? Şimendifer. Lütfen notlarını al. Peki uçağın eş anlamısı nedir? Uçağın eş anlamısı? Hadi. Teyyare diyen arkadaşlar. Doğrusu tayyaredir. Doğrusu neymiş arkadaşlar? Tayyare. Tamam. Evet. Varsın eş anlamısı nedir? Varsın. Bekliyorum. Zengindir. Tamam mı? Varsın zengindir. Bu aynı ben. Şaka yapıyorum tabii ki de. Evet devam edelim arkadaşlar. Onu da hallettik. Şimdi arkadaşlar. Kesin yargı. Sınavlarda kesin yargı geliyor mu? Geliyor. Kesin. Doğru mu? 4 tane. Kesin yargı sorularında. Şimdi şunu bir yazar mısınız? En. İse. Daha. Başka. Kadar diye. En ise başka kadar diğer. Bir daha söylüyorum. En ise daha başka kadar diğer. En ise başka neydi? Karıştırdım. Ben de karıştırdım. En ise daha başka kadar diğerdi. Doğru mu arkadaşlar? Bunları bilelim. Bunları ne yapacağız? Bileceğiz. Kaç tane var? 6 tane. Bir kesin yargı sorusunda karşılaştırma varsa şıklarda karşılaştırmaya önce onu ara. Önce neyi arayacaksın? Onu arayacaksın. Farklı karşılaştırma var mı? Var. %99 cevap karşılaştırmadır. O zaman cevap ne? Burada karşılaştırma olduğuna göre cevap nedir? Bekliyorum cevap nedir? Nedir arkadaşlar cevap?
Karşılaştırma var cevap şey yani. Gördünüz mü? Gördük mü? Karşılaştırma çağırdı. Gördün mü? Gördün mü değerli dostlar? İlk olarak ışıktan başlayın. İlk olarak ışıktan başlayın. Şimdi gelelim. Parçada karşılaştırma var mı? Parçada karşılaştırma var mı? Var. En kelimesinde var. Doğru mu? En kelimesinde var. Doğru mu? Peki şimdiye dek yerine şimdiye kadar anlamına geliyor mu? Edek sözcüğü kadar anlamına gelmiş mi? Edek sözcüğü kadar anlamını sağlamış mı? Sağlamış. O zaman cevap olsaydı. Demek ki kesin yargı sorularında karşılaştırmaları bileceksin. Peki değerli dostlar. Direkt karşılaştırmayı sorarsa ne yapacaksınız? Bak okumadan söyleyeyim sana. O zaman bunun cevabı nedir? Söyleyin bana. Bunun cevabı nedir? Bunun cevabı nedir? Bunun cevabı. Bekliyorum. Aferin size. Aferin, 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 aferin. Daha cevap deniz. Anladık mantığı? Aferin size kardeşim. Aferin. Aferin. Buyurun. Hangisinde karşılaştırma yoktur? Bekliyorum. Hangisinde karşılaştırma yoktur? Bekliyorum. Bekliyorum. Aferin size. Cevap bursaydı. Aferin, aferin, aferin. Olay bitirmişsiniz arkadaşlar. Aferin. Aferin, 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 aferin. Aferin. Aferin size. Şimdi geldik yer değiştirme. Arkadaşlar yer değiştirme sınavlarda geliyor mu? Yer değiştirme sınavlarda geliyor mu? Kesinlikle geliyor değil mi? Kesinlikle geliyor. Bakın taktiğin şu olsun. Taktiğin şu olsun taktiğin. Arkadaşlar ilk olarak giriş cümlesini bir okuyalım. Yer değiştirme sorularında kelimeleri bir araya getireceksin. Tekrar söylüyorum. Yer değiştirme sorularında kelimeleri bir araya getireceksin. Bakalım. Anadolu'nun tarih öncesindeki biyolojik çeşitliliğe yapacağımız yolculuğa başlıyoruz. Böyle bir giriş cümlesi olabilir mi? Olabilir. O zaman A gitti, B gitti. Doğru mu? Bakın tekrar söylüyorum. Yer değiştirme sorularında kelimeleri bir araya getireceksin. Burada yapılan kazılarda diyor. İyi de bir de kazı geçmedi ki. Bir sıkıntı var. O zaman 1 ile 4'ü bir yer değiştirelim. 2 ile 4'ü bir yer değiştirelim. İlk olarak İstanbul'un Avrupa yakası sınırları içindeki Yarımburgaz Mağarası'nda. Peki bu neyle bitti? Yarımburgaz'da. Bu neyle başladı? Yarımburgaz'da. Peki arkadaşlar kelimeler bir araya geldi mi? Geldi. İşte ben bunu demek istiyordum. Peki 2'yi 4'e getirdik. Fosil. Fosille devam etti mi? Devam etti mi? Etti. O zaman cevap C. Mantı anladık mı? Arkadaşlar. Mantı anladık mı? Mantı anladık mı arkadaşlar? Mantı anlayan var mı? Anladık mantığı. Bakın kelimeleri bir araya getireceksin. Anlaman için bir soru daha soracağım. Buyurun bakalım. Yapın bakalım. Bakalım anladınız mı? Yapın bakalım. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Bak şimdi. Ceyhan diyen arkadaşlar. Ceyhan diyen arkadaşlar. Sizi boğarım. Sizi boğarım. Kelimeleri bir araya getirin demiştim. Şimdi bir numara giriş cümlesi olabilir. Doğru. Bak şimdi iyi dinle.
Birde sinema var mı? Var. İkide sinema var mı? Var. Birde perde var mı? Var. İkide perde var mı? Var. Birde yıldız var mı? Var. İkide yıldız var mı? Var. Kelimeler bir araya gelmiş. İki numara neden yer değiştireceğim? B ve C'ye gitti. Yer değiştirirsek tezim çürümez miydi benim? Peki iki neyle bitti? Başrol. Burada da bir başrol var mı? Var. Gördünüz mü? Yıldız var mı? Var. 3'te 5 cevap Denizli. Şimdi anlaşıldı mı kelimeleri bir araya getirme olayı? Net anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek istediğim net anlaşıldı mı? Şimdi anlaşıldı mı demek istediğim arkadaşlar? Tamam mı değerli dostlar? Tamam mı? Uygulamalı. O zaman geliyor sorunuz. Buyurun. Buyurun. Hadi. Bekliyorum. Evet. Bekliyorum. C diyenler tebrik ediyorum. Tımar. Doğru mu arkadaşlar? Tımar doğru mu? Tımarla devam etti. Doğru mu arkadaşlar? 2-5 cevap Ceyhan'dı. Mantık anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık anlaşıldı mı? Mantık anlaşıldı mı değerli dostlarım? Tamam mı? Güzel. 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 Arkadaşlar ben hep şunu söyleyeyim. Ben yani hava olarak algılanmasın diye arkadaşlar ben ALES'e yüksek puan almış bir öğretmenim. Onu söyleyeyim. ALES farklı derslere benzemez. ALES'e giren öğretmenlerimizin arkadaşlar bir kere kendisinin başarılı olması lazım. Net. Yani ALES çok ayrı bir alan. Ben hep ALES'e diyorum kardeşim diyorum. Gel önce benim not şeyimi gör. ALES puanımı gör. Doğru mu? Şimdi ben kendim yapamazsam sana nasıl yaptırabileceğim? Ben kendim başarılı olabilirim ki sana yaptırabilirim. Doğru mu yanlış mı? Bir kere bunu bir bilmeniz lazım. Şimdi ALES diye sağlam bir kişi bunu bilmesi lazım. Yani ALES'te 50'de 50 ben yapamazsam ben sana nasıl yaptıracağım 50'de 50? Burada bir mantıksızlık yok mu? Doğru mu? Arkadaşlar demek ki ALES'in dili ayrı arkadaşlar. Doğru mu? Derse girdiğin öğretmenleri araştıracaksın kardeşim. Net. Bu çünkü normal bir sınav değil. 45 ve üzeri arkadaşlar ben sana garanti vermiyorum. Ama 45 ve üzeri alman için mücadele ederim. Onu söyleyeyim. 45 ve üzeri alman için gereken her türlü tedbiri alırım. Sen sınavdan sonra sınırsız dersin. Hep öyle oluyor. Hocam 45 ve üzeri yapabilecektim. Kendi hatalarımdan dolayı kaydırma yaptım falan filan yaptım. Suç bende diye öğrencim çok oldu. 45 ve üzeri yapan da çok oldu. Hatta ve hatta geçen gün paylaştım. Kasım ayında ALES'e başvurup yüksek lisansı kazanan birçok öğrencimi Instagram'dan paylaştım. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Kesinlikle bu ALES sınavına kaçırma gir. Tamam mı? Benle beraber 45 ve üzeri alırsın. Onu söyleyeyim. Zilde sözel mantık. İşte yer değiştirme baştan dördüncü olur. Birçok şeyi göreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Küçük de olsa böyle bir tanıtım yaptık size. Umarım arkadaşlar ufak da olsa faydası olmuştur. Tamam arkadaşlar. Var mı isteğiniz? Var mı isteğiniz? Var mı isteğiniz? Arkadaşlar. Var mı isteğiniz? Yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun.